Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel kazaklarda, yazlık bluzlarda veya dantel olarak da kullanabileceğiniz altıgen bir motif yapımını göstermek istiyorum. Daha sonraki videolarımda bu motifi kıyafetlerde nasıl uygulayabiliriz, ayrıca onu da göstereceğim. Şimdi ben iki tane örnek ördüm. Bu normal bebe yünüyle ördüm model. Siyah olanı yine bebe merserize iple, siyah merserize, pamuk merserize iple ördüm model. Bakın. Çok güzel altıgen bir motif. Bugün kırmızı yünle bunu göstereceğim. İki kat ince yünle. İki numara tığım var. Şimdi bu motifi nasıl yapıyoruz? 7 zincir çekerek motifimize başlıyoruz. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7. 7 zincir çektikten sonra ilk tepeme zincirimin içine batıyorum. Çekiyorum ve kaydırma tekniğiyle şöyle bir yuvarlak oluşturdum. Şimdi bu yuvarlağın içine 18 tane ikili trabzan yapacağım. Üst sıraya çıkmak için 1, 2, 3 zincir çektim. Bir üstteki sıraya çıktım. Şimdi aynı zamanda bu 18 trabzanın biri olacak bu 3 zincirim. 17 tane daha ikili trabzan yapacağım. Bu aynı anda şu başlama ipimi de araya gizleyeceğim. Bir doladım. Bir ikili trabzan doladım. Yine ikili trabzan. Bu şekilde yuvarlağımın içine toplam zincirle, başlama zincirlerimle bir üst sıraya çıktım. Zincirlerle birlikte 18 tane ikili trabzan yapıyorum. 17 18 bir daha sayalım. Sayı 18 olması çok önemli. 18 tane. Şimdi tam tepeye, karşıdaki ilk tepeye battım. İpimi aldım. Kaydırma tekniğiyle sıramı tamamladım. Evet, bir yuvarlak oluşturdum. Şu fazla ipimizi de artık yürüttük, kesiyoruz. Şimdi bir üstteki sıraya çıkmak için yine bakın 1 2 3 zincir çektim. Bir üstteki sıraya çıktım. 2 zincir daha çekiyorum. Bir doluyorum. Bir sonraki tepeye bakın. Şuradan şunu bu tepeye sayarsak hemen şuradaki tepeye, her tepeye yine 18 tane ikili trabzan yapacağız. Ama her ikili trabzanın arasına 1-2 zincir bu sırada çekiyoruz. Yine doladım. Bir sonraki tepeye yine ikili trabzan. 1-2 doladım. Bir sonraki sırayla tüm tepelere batıyoruz. Burada da 18 ikili trabzan yapıyoruz. Aralara ikişer zincir çekerek. Şimdi başlangıcı tekrar söyleyeyim. 3 zincirle yukarıya çıktım. 2 zincir daha çektim. Bu trabzan arasındaki 2 zinciri yapmak için. 2 zincir çektim. Bir sonraki tepeye. 1 ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde yine sıramı tamamlayana kadar devam ediyorum. Yine ipimi doladım. Son ikili trabzanımı da yaptım. Yine sayalım, 18 tane olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Yine 1, 2 zincir çektim. Şurada bakın direkt içinden kaydırma tekniğiyle İkinci sıramı da tamamladım. Şimdi
Üçüncü sıram içi yine bakın 1, 2, 3 zincir çektim. Bu sırada her bir boşluğa şu boşluklara 2 zincir çektiğimiz boşluklara 3'er tane ikili trabzan yapacağız. İkili trabzanları birlikte son ikinci çekimlerini yapmadan toplu olarak çekeceğiz. Bakın buraya ilk ikili trabzan olarak 3 zincirimi saydım, bir doladım. İpimi çıkardım. Bakın bir çektim, bıraktım. Tığımda 2 ilmek var. Doladım. Bir çektim, bıraktım. 3 tane 1 2 3 tane ikili trabzan. Üçünü birlikte çektim. Bir sık iğne. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Yine bir sonraki boşluğa ipimi doladım. Bakın ilk çektim, bıraktım. Doladım. Bir kere çektim, bıraktım. Doladım. Yine bir kere çektim, bıraktım. Şimdi 3 tane ikili trabzanımın ilmeği artı buradaki zincirden gelen ilmeğimiz toplam 4 tane. Birlikte topladım, bir zincir çektim. Şimdi aralara 1, 2, 3 zincir çektim. Yine aynı şekilde ipimi doladım, bir sonraki boşluğa çektim. Bakın ikinci ikili trabzanın ikinci çekme işlemini yapmadım, bıraktım. İpimi doladım. Bir kere çektim tığımı, bıraktım. Aynı şekilde 3 tane yapacağız. Yine doladım, çektim, bıraktım. Şuradaki ilmeğim dışında 1, 2, 3 ilmeğim daha var. 4'ünü birlikte topladım. Sıkılaştırdım. 1, 2, 3 zincir. Devam ediyorum. Bir sonraki boşluğa 1 doladım. 2 doladım. 3 ipimi doladım. Birlikte tek seferde çıktım. Sıkılaştırdım. 1 2 3 zincir daha çekerek bir sonraki bölüme geçtim. Bir daha gösterelim. İpimi tığıma doladım. Boşluğun içinden geçirdim. Bir kere çektim, bıraktım. Doladım. Aynı yerden geçirdim. Bir daha çektim. 2 oldu. Doladım. Aynı yere yine battım. Bir kere çektim. 3 tane yarım ikili trabzanım var. Bu ipimle ilmeğimle birlikte 4 ilmek tığda. 4'ünü birden toplayıp sıkılaştırdım. Araya 1, 2, 3 zincir çekerek devam ediyorum. Bu şekilde bu sıramı tamamlıyorum. Üçüncü sıramı. Evet, şimdi son boşluğumuza geldik. Yine ipimi doladım. 1 ikili trabzan yarıda bıraktım. Doladım. İkinci ikili trabzanımı tek çekimde bıraktım. Doladım. Aynı şekilde üçüncüyü de bıraktım. Dördünü birden çıkardım, sıkılaştırdım. Şimdi burada arkadaşlar son bağlamada bakın bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Karşıdaki tepeye batarak buradan bir ikili trabzan yaparak ipimin şurada tam arada kalmasını sağlıyorum. Bir daha gösterelim. Son 3 ikili trabzanı topladıktan sonra bakın topladık. Sıkılaştırdık. Bir zincir çektim. İpimi doladım. Tam karşı tepeye battım. İpimi aldım. Buradan bir ikili trabzan yaparak ipimi 2 üçlü trabzanın arasına getirdim. Bir üstteki sıraya çıkmak için. Şimdi bu motifi biz bu şekilde bırakıp yuvarlak olarak kullanabiliriz. Bakın düzgün yuvarlak bir motifimiz oluştu. İstersek
yuvarlak motif olarak kullanabiliriz. İstersek son sırayı da örerek altıgen motif şekline dönüştürebiliriz. Ben altıgen şeklini size göstereceğim. Şimdi bakın buraya tam ortada kaldık. 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Son sıraya geldik artık, 4. sıraya. Şu 2 üçlü trabzanın arasına batıp bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. İpimi doluyorum. Şimdi şu boşluğa 1 ikili trabzan, yine ipimi doladım. 1 ikili trabzan, araya 1, 2, 3, 4, 5 sık zincir çektim. İpimi doladım, yine aynı yere batıyorum. 1 ikili trabzan, bir daha doladım. 1 ikili trabzan daha yaptım. Bakın köşeyi oluşturdum. Şimdi devam ediyorum. 3 zincir çekip 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın şuradaki boşluğa bir sık iğne ile bağladım. Şimdi şu 2 bölüme arasına 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. Bir sonraki boşluğa sık iğne ile bağladım. Bir sefer 5 zincir çekiyoruz. Sonra 1, 3 zincir, 2 ikili trabzan, 5 zincir, 2 ikili trabzan, bir 3 zincirle bir sonrakine bağlıyoruz. Şimdi buraya yine 1, 2, 3 zincir. İpimi doladım. Bir sonraki boşluğa 2 tane ikili trabzan. Aynı yere. 5 zincir, 2, 3, 4, 5. İpimi doladım. Yine aynı yere, aynı boşluğa 2 ikili trabzan daha. Diğer köşe, altıgenin ikinci köşesini de yaptım. Bakın iki köşe arasında tekrar şöyle bir inceleyelim. İki köşe arasında 3 zincir, araya sık iğne ile bağladık. 5 zincir, araya sık iğne ile bağladık. 3 zincir ve yine köşe ikili trabzanları yaptık. Şimdi devam ediyorum bir sonraki köşeyi oluşturmaya. 3 zincir çektim. İkinci ikili trabzandan sonra bir sonraki boşluğa bağladım sık iğne ile. Araya 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir sonraki boşluğa battım. Altıgenin ikinci tarafını oluşturuyorum. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. İpimi doladım. Şuraya yine 2 kez ikili trabzan yaparak köşeyi oluşturacağım. 1 ikili trabzan, 2 ikili trabzan. 5 zincir çektim. 3, 4, 5. Yine aynı boşluğa, aynı yere. 1 ikili trabzan, 1 ikili trabzan daha. Yine 1, 2, 3 zincirle bir sonraki boşluğa sık iğne ile bağladım. 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir sonraki boşluğa bağladım. Yani şunu yaptım. Yine 1, 2, 3 zincir çekerek bir sonraki boşluğa şu köşeyi yapacağım. İpimi doladım. 1 ikili trabzan. Bir daha doladım. 1 ikili trabzan daha aynı yerden. 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 3. kenarım da hazır.
Aynı şekilde sonuna kadar devam ediyorum. Bakın şurada başlamıştık sıraya. Şurada. Şimdi benim sadece bir sonraki şu boşluğa bağlama işlemim kaldı. 1, 2, 3 zincir çektim. Başladım tepeye, battım. İpimi aldım. Kaydırma tekniğiyle ipimi çektim. Kesiyorum. Şöyle sıkılaştırdım. Evet arkadaşlar. Altıgen motifimiz hazır. Tekrar söylüyorum, özellikle merserize ipler kullandığınızda yazlık bluzlarda, yazlık örgülerde çok kullanışlı bir motif. 3 farklı yünde 3 tane farklı motifimiz var. Normal bebe yünüyle ördüğümüz motifimiz, bebe koton merserize ile ördüğümüz motifimiz, bu da ince 2 kat yünle ördüğümüz motifimiz. Evet arkadaşlar, bugünkü videom bu kadar. Umarım motif modelimi beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, beğendim butonuna tıklamayı ve paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler.